İnsanlar tatilleri sever. Bu nedenle çok tatil vardır. Yılbaşı, Paskalya, Hanuka. Aralarındaki tek ortak yön yemektir. Yılbaşında olduğu gibi. İşte her şey bundan ibaret. Tatil yemeği için sofraya oturmak. Herkesin en sevdiği budur. Tabii yemek siz değilseniz. Bu arada ben Reci. Hani şu canını kurtarmak için bağıran hindi var ya, o benim. Tatil günlerindeki ana yemek olmak bir hindi için kabus demektir. İnanın bana, onları uyarmaya çalıştım. Anlamıyor musunuz? Bizi afiyetle yemek için şişmanlatıyorlar. Ne güzel bir gün değil mi? Hatta yılın en güzel günü. Belki de bu yaşamımın en güzel günü. Hey mısır! Ama maalesef hiç söz dinlemezler. Size bir itirafta bulunayım mı? Hindiler aptaldır. Mısır, mısır. Hem de çok aptal. Hey çocuklar şuna bakın. Hatta çiftçiyi arkadaşları sanacak kadar aptallar. Ya, harika bir adam. Mükemmel biri. Çiftçiyi seviyorum. Çok da kibar. Hey! Percy hindi cennetine gidiyor. Hindi cenneti. Percy seni şanslı kerata. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yalnız gerçek şu ki ben onlardan farklıyım. Daha ilk baştan beri onlara uyum sağlayamadım. Bizim dünyamız mısırdan yapılmıştır. Yaprak mısırı. Mısır mısırı. Ateş mısırı. Çok güzel bir teori ama galiba ona güneş diyorlar öğretmenim. Dışarı. Dışarı. Ama denemeye devam ettim. Ne haber Aspen? Kanatların yorulmuş olmalı. Çünkü dosdoğru cennetten uçup gelmiş gibisin. Diyorsun. Uçmak istiyor musun Bobby? Galiba senin gibi patates olacağım. Çekil gitse de tuhaf şey. Bence de sence. Bir sürüye dahilseniz kendinizi büyük bir şeyin parçası gibi hissedersiniz. Yalnız kalmazsınız. Ha? Git buradan buz gibisin. Reci buz gibisin. Defol git Reci. En azından ben öyle duymuştum. Dinleyin. Reci en başından beri haklıydı. Bizi yemek için şişmanlatıyorlar. Onlarla savaştık. Sonunda yıllar sonra beklediğim sözleri duydum. Reci haklıydı. Kendi borumu öttürmekten pek hoşlanmam ama gene de dinleyin. Şimdi bir planım var. Kapıları açtıklarında tepelere doğru koşacağız. Hindiler hadi. Onlara Reci'yi verelim. Ne? Reci'yi verelim dedi. Oyun bazen zaten. Durun yanlış anladınız. İşte birlikte olmalıyız. Görüşürüz Reci. Her şeye rağmen yılbaşında yenecek hindi ben olacaktım. Yo yo hayır etraf yalvarırım. Hayır. Bayanlar baylar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür yoksa ederim. Yoksa olmayacak mıydı? Bu mütevazı aile çiftliğinde çok sevdiğim bir geleneği gerçekleştireceğiz. O da yılbaşı hindisinin affı. Bu korkunç ama çok lezzetli sondan sadece tek bir hindi kurtulabilecek. Baba baba bu olsun. İşte benim istediğim hindi bu. Tatlım. Daha büyük bir hindi seçmeye ne dersin? Olur mu? Ne olur. Ne olur, ne olur, hayatım ne olur, hayatım böyle yap. O hindi yeterince iri değil. Aa, yapma böyle. Ya, hayır, hayır, hayır. İşte karşınızda affedilen hindi. Sana mutlu yıllar ufaklık. Hadi gel kuşçuk gidelim. Helikoptere gidiyoruz. Orada bir çit var, şurada bir martı, orada bir inek var, bu da tavuk. Bu da Pol, yakında boşanıyor. Yaşasın! Bu kel adam, bu kız da babamı seven kız. Ama kimseye söyleme. Küçük kuş. Merak etme, güvendesin.
Sen affedilen hindisin. Ben yoruldum. Ben affedilen hindiyim. Yaşayacağım ben. Ben yaşayacağım. Bu muhteşem bir şey. Demek ki daha yaşanacak günlerim varmış. Koskoca bir hayat yeni başlıyor. Bay Başkan, Camp David'e hoş geldiniz efendim. O da General Segun, biraz sorunlu. Bu da Marsha, kilosuyla kafayı yemiş. Seninle çok eğleneceğiz. Sana söz, hiçbir zaman seni terk etmeyeceğim. Aa, televizyon! Aa, yine yoruldum. Mondo de la Mor'da önceki bölümler. Bu da ne ya? Tek gözlü yetim Alejandro farklı olduğu için yetimhaneden atıldı. Onu da atmışlar demek. Bu duyguyu benden iyi kimse bilemez. Kimsenin istemediği Alejandro Tijuana sokaklarında tek başına yaşar. Ta ki bir gün koca adam olana dek. Adamım benim. Acil açlık mı hissediyorsunuz? Hissediyorum. Hemen yemek mi istiyorsunuz? Evet. Öyleyse bizim pizzamız açlığınızı giderir. Evet. Ve mısırdan çok daha lezzetli görünüyor. Ekrandaki numaramızı arayın. Pizzanız hemen ayağınıza gelsin. Alejandro yeni bir şirket kurar. Adı El Solo Lobo. Ve bir milyoner ol, bir jet alır, bir kaplan alır ve Tijuana'nın en büyük çapkını olur. Alo, ölümünü evlenir misin? Hayır, ben yalnız. El Solo Lobo. Tek isteğim bir süreye dahil olmaktı. Ya da ben öyle sanmıştım. Evet! Sıcak bir yatak, televizyon ve yiyebildiğin kadar pizza. Artık her şeyim vardı ve her şey mükemmeldi. Alejandro aşkını bulacak mı? Yoksa yalnızlığa mı mahkum olacak? Talihin hiç de fena gitmemiş Alejandro. Tüm bunları Mondo de la Mor'un yeni bölümünde göreceğiz. Bu senin kaderin. Ne? Ne yaparsan yap ama sakın ses çıkarma. Ben Jack, H.Ö.P'den. H.Ö.P. Hindi Özgürlük Platformu demek. Sen çok özel gizli bir görev için seçildin. İmdat! Mahşem Hindi beni kaçırmak istiyor. Güvenlik! Öldürüş itimleri harekete geçirin. Bu da neydi? Heyecanın çok etkileyici yoldaş. Ama yanlış yöne koşuyorsun. Zaten programın gerisinde kaldık. Programın gerisinde mi kaldık? Gerisinde mi kaldık? Niye söylemiyorsun? Gidelim! Bak, sanırım beni başkasıyla karıştırıyorsun. Ben gizli görev falan bilmem. Çevre güvenli görünüyor. Bir dakika. Hey, durun! Benim! Affedin şimdi! Yardım edin! Orada acayip bir hindi var. Sen şöyle dur. Onu kurtaracağım. Yüzüme vurma. Kim olduğunu bilmiyorum ama gerçekten de bu operasyonu tehlikeye sokuyorsun. Delirdin mi? Benim, ben. Demek sensin. Ben de yedim.
Tepemden iner misin? Bir şey diyeyim mi? Beni atıp tutmandan sıkıldım. Şu çizgiyi gördün mü? Sakın şahsi alanıma gireyim. Çizgiyi görmedi mi? Çünkü oldukça net bir şekilde. Silkelen ve kendine gel Reggie. Bir dakika, adamı nereden biliyorsun? Çünkü o hakkındaki her şeyi anlattı. O kim? Kim o ya? Yüce Hindi. Gökyüzünde parlak bir ışık topu üzerinde göründü. Sesi dört bir yandan duyuluyordu. Bana bir görev verdi. Seni bulmam gerektiğini söyledi. Sonra da bana bunu verdi. Kapı tokmağı mı? Kutsal zaman kapı tokmağı. Beni de hep deliler bulur. Gizli askeri karargah ileride bir yerde olmalı. Tesiste burada. İş sadece bu geçit vermez zamansız kapıdan nasıl gireceğimizi bulmaya geldi Reggie. Demek içeriye böyle giriliyormuş. Böyle giriliyor da iyi de içeride ne var acaba? Zaman makinesi. Zaman makinesi mi? Zaman makinesi. Zaman makinesi. Zaman. Ne? Sana kim söyledi bunu? Kim mi? Az önce sen söyledin ya. Tabii ki ben söyledim. Seni deniyordum. İkimizin görevi 10 ya da 100 Hindi kurtarmak değil. Hindi neslini kurtarmak. İkimiz zaman tünelinde ilk yılbaşı gününe gideceğiz ve Hindileri yılbaşı menüsünden çıkaracağız. Aynen öyle. Zaman tüneline gireceğiz. İlk yılbaşı gününe gidip Hindileri menüden çıkaracağız. Sen kimle konuşuyorsun? Şu elemanla. Çok iyi anladı. Bak gördün mü? Nasıl başını sallıyor. Merhaba asker. Hindi Özgürlük Platformu'na hoş geldin. Ben sizi bırakayım da rahat rahat tanışın. Etrafı tarıyorum. Ne yapıyorsun? Öyle dürbün mü olur patates? Bekle. İşte hedefimiz. Gidelim. Şimdi zaman modülüne giriyoruz. Geri dur. Fırlatma dizini başlatılıyor. Vücudun alt bölümünde karıncalanma var. Tansiyon hızla yükseliyor. Uzay zaman sürekliliğine gidiyor. Zamanın çarpıldığını hissedebiliyorum. Mesela başka bir zamana gidip onların çimlerini biçebiliriz. Böyle olmaması lazımdı. Aa bak 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 bak. 3000 yıl öncesinden gelen toprak var. Jake şuna bak. Ne? Nedir o? Geleceğin boyası. Kutsal boya astarı. Ama o burada olacağını söylemişti. Sen yine ne saçmalıyorsun? Arkadaşın kim bilmiyorum ama siz salaklar özgürlük platformunu kurun bence. Böylece yasallık kazanmış olursunuz. Gizli karargah falan yok. Aslında şey makinesi de yok. Zaman. Dinle, senin peşinden gelmem seni takip edeceğim anlamına gelmez. Beni takip et. Sen ne dediğimi duymadın mı? Ben seni takip etmiyorum. Başka bir yol olmalı. Dezenfekte işlemi tamamlandı. Burada ne? Bir harita aptal. Bir harita mı? Zaman makinesine götürebilir mi? Haritanın üzerine zaman makinesi yazacak halleri... Yazmışlar. Nereden gideceğiz? İşte... şuradan. Mavi çizgiyi izleyeceğiz. Mavi çizgi? Elbette. Değil mi? Zaman makinesine ulaşıp yılbaşında Hindilerin kurban edilmesini engelleyelim.
takıma hoş geldin evlat. Senle ben bir örgünün iki parçası gibi güçlü ve güzeliz. Wow! 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 Yalnız bu işi birlikte yapacaksak tuhaflıklarından vazgeçmek zorundasın. Konuşurken dokunmak zorunda değilsin. Dokunmak yok. Anladın mı? Vay be. Düşman yaklaşıyor. Dokunmak yoktu. Az kaldı bizi yakalıyorlardı. Bizi mi? Seni yakalayacaklardı. Biz diye bir şey yok. Ben tek kişilik bir sürüyüm. Ben yalnız kurdum. El Solo Lobo. Şimdi affedilen indinin gücüne tanık olacaksın. Gitme evlat. Merhaba çocuklar. Ben Reggie. Sizi tanıyamadım. Sanırım buralarda yenisiniz. Başıma gelenleri anlatsam inanamazsınız. Benim yanına şanfer mu? Bunu rapor edelim mi? Çok evrak işi çıkar. En iyisi pişirelim. Anlaşıldı. Söyle bakalım, hazır mısın? Zamanda yolculuk yapacak ilk insan olacaksın. Evet efendim. Hele hazır olmasın, yaşama şansı neredeyse sıfır. Durun, bunu söylemem. Gerekeni bilsin, yeter efendim. Neden beni öldürmek istiyorlar? Hani ben affedilmiş indiydim, öyle kalacaktım. Terliklerim vardı benim, terliklerim. Ne yapıyorsun sen be? Her şey kontrolümde, meraklanma. Değil misin sen? Hiçbir şey kontrol değil. Bu çok eski bir höp hilesi. Adı da ses sapması. Komikti değil mi? Ama gerçekten bu ihlalle nasıl baş edeceğiz? Anlaşıldı. Bütün bölümler her bölümüne rapor verecek. Hadi, hadi, hadi! Sayın Başkan, geri sayıma başladık mı? Artık bunu durduramayız. Anlaşıldı genel. Kaderimizde var. Benim kaderimde pizza ve televizyon seyretmek var. Kaçak bulundu. Görüntülerde asker. Sorun nedir? İndiler efendim. Asker hemen onu terk et. Sağ olun, sağ olun. Yeni zaman yolcuları tespit edildi. Bir sonraki kısıtlama işlerine geçiliyor. Ayar durumu esnek. Hayır.
Ben oraya kesinlikle gitmem. Ben de gitmem. Ben kesinlikle... Üzgünüm dostum. Emekliliğe 2 hafta kadar. İnşallah. Ayağım! Sizin uzay zaman keşif aracının görevlisi. Merhaba Steve. Ben C-E-Y-K. Jake. O da R-E-C-I. Reggie. Neredeyiz biz? Hiçbir yerde ve her yerde. Dün, bugün ve yarının birleştiği zaman boşluğunda. Biliyoruz. Şimdi bizi ilk yılbaşı gününe götür. Hedef hayır, 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 hayır. Güvenlik balonunu yan etkilerden korunmak için harekete geçirin. Yan etki mi? Ne yan etkisi ya? Yan etkiler hızlandırılmış yaşlanma. Üzüyorum. Seri evrimsel gerilemeler. Düzensiz, şirin bebek bir ejderha mutasyonu. Ya da ahtapota, yengece, taya ya da maymuna. Umarım zamandaki yolculuğumuz hoşunuza gitmiştir. Giriş yapmak için lütfen bekleyin. İlk yılbaşından 3 gün öncesi 1651 yılının piramidine hoş geldiniz. Başardık. Zamanda geriye gittik. Reggie, gel buraya. Buna bayılacaksın. Tabii canım, geliyorum. Ah, kokusu bile eski. Açılmak için jimnastik yap. Harika fikir Steve. Eğil, aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa, aç, aç, kapa, kapa. Gidelim Reggie. Işın dolumu sırasında güvenlik örtüsü harekete geçiriliyor. Hayır, dur, Steve! Steve, Steve! Steve mi? Steve burada değil. Gülüyorum ama bu hiç komik değil Steve. Bu konuşma canımı sıkmaya başladı. Kendimi kapatıyorum. Ne? Kapanma, kapanma, kapanma! Reggie, güney bu tarafta. Güneş kuzeyden doğuyor. Bekle! Burada beni yaban ellerde yalnız bırakamazsın. Sonunda yalnız kalabildim. Bölgeyi taradım. Tamamen yalnızız. Desene patates olduk. Baksana burası vahşi orman ya. Herhalde azgın kana susamış canavarlarla doludur. Bana bir şey olursa sorumlusu sensin. İnan bana, kesinlikle güvendeyiz. Ah!
Senin için yolun sonu. Bittim ben. İndi kavurma oldum. Merhaba. Burası Hindi cenneti mi? Onu görüyor musunuz? Burada yok efendim. Onları gene kaybettik yüzbaşı sandviç. Yine mi? Aramaya devam edin. Peki efendim. Buradalar. Hissedebiliyorum. Merhaba tüm Hindiler. Biz Steve adlı bir zaman makinesiyle gelecekten geldik sizi kurtarmaya. Susun. Avcıları yuvamızdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ama korkmuş tavuklar gibi bağırarak siz çıka geldiniz. Kimsiniz siz? Aferin, göster onlara koruyucu, değil mi Ferli? Hadi ama elimi havada bırakma Ferli, tam burada. Beni önüne kalıyor. Avcılar dönüyor, buradan gitmeliyiz. Ben öncülük ederim, herkes beni izlesin. Öncü bu mu? Sırayı bozmayın. Bozmayın sırayı. Gerçekten de çok tehlikeli. Dikkat et. Vay canına. Hayatımda yaşadığım en hızlı gündü. Ama hoşuma gitti. Diğerlerine yetişmeliyiz. Bekle. Yeni yemek yedim, sindirmem lazım. Senden ne haber? Hadi. Adını söylemedim. Ben Recep ve balık burcuyum. Ben de Cem. Canımı kurtarmaya çalışıyorum. Toplayın şunları çocuklar. Hadi bu taraftan. Bu taraftan. Hadi. İşte bu kadar. Tamam. Furry. Gel. Yoldan çekilin. Hadi 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 hadi. Kaçamazsınız. Gelin. Tamam, gidiyor. Harika. Balık burcu ne demek? Her şey yolunda mı? Bilmem, yolunda mı? Ben küçükken yuvadan düşmüştüm. Demek gözün ondan şey. Nesi varmış gözümün? Yani saç, göz. Şaka yapıyorum. Ben sinirlenince hep böyle oluyor. İşte şimdi düzeldi, gördün mü? Koruyucu, şimdi ne yapacağız? Eve dönüp olanları anlatmak zorundayız. Hayır. Kaleye saldırıp tutsak yoldaşlarınızı kurtarmalıyız. Furly ve Amos benim dostlarım ama sürünün güvenliğini tehlikeye atamayız. Senin cesaretin yoksa ben tek başıma giderim. Cesaret mi? Sana cesareti göstereyim. Kaba gösteri yeter artık. Şimdi eve dönme zamanı. Vay be. Biraz güven yeterli. Breakfast, çık dışarı. Çık dışarı bari Breakfast. Rica ederim hanımlar beyler, lütfen sakin olun. Açlıktan ölmezsiniz. Açlıktan ölüyoruz. Vali, depodaki yiyecekleri istiyoruz.
Ama onları saklamalıyız. Vampanuk Kızılderililerine vereceğimiz ziyafet için. Ama biz burada açız. Hepimiz açız. Ama sen aç görünmüyorsun. Sana öyle geliyor. Açım. Şimdi bildiğiniz gibi önümüzdeki kış için pek fazla yiyecek depolayamadık. Şurayı hatırladınız mı? Geçen kışın bilançosu. Kızılderililerle dost olmazsak hepimizin sonu orası olur. Onların yardımı olmazsa buralarda sağ kalamayız, anlaşıldı mı? Üç gün, o kadar. Söz veriyorum size, o kadar dayanabilirsiniz. Evet, Vali Bradford haklı. Hepimiz dayanamıyoruz. Clancy hariç. Çünkü o gemide hastalandı, o benim kabahatim değil. Depodaki yiyecekleri istiyoruz. Anneciğim. Döndüş, döndü. Kendiş mi? Miles, döndün demek. Merhaba. Size yiyecek bulacağımı söylememiş miydim? Söylemiştim. İşte bolluk. Sen buna bolluk mu diyorsun? Stendiş, insanlar benim kellemi istiyor. Eğer onları ziyafet sofrası korunmazsa korkarım, alacaklar da. Yiyecek gerek, herhangi bir şey. Size hindi bulurum demiştim. Ben sözümü tutarım, bulacağım da. Senin bile yiyeceğinden daha fazla. Öyle mi şey? Güzel sohbet. Yarın görüşürüz. Ne şahsiyet ama. Şu yukarıdaki baba hindi kim ki? Yani siz ikiniz Fanfini Finfon işte. Hayır, o benim kardeşim. İçeri girin. Girin içeri. Kardeşim olmasaydı da ben daha akıllı ama daha az kaslı birini arıyorum. Atıyorsun, yemin et. Çünkü bende hiç kasmaz falan yok. Bak gördün mü? Göbek var, göbek. Belki biraz kilo versen fena olmaz. Sen de dur. Merak etme, canın acımayacak. Aç kapa. İşte burası bizim yuvamız. Bunların bir komutana ihtiyacı var. Vay be, hiç bu kadar hindiyi bir arada görmemiştim. Hem de bir şeyler yaparken. Doğrusu çok şaşırdım. Yani demek gelecekti. Hindiler bütün gün öylece oturuyorlar, yiyorlar ve duvara bakıyorlar, öyle mi? Evet. Yani hayır, tam olarak öyle değil. Yani bazıları öyle yapar, benim tanıdıklarım değil. Eğer hiçbir şey yapmazsak aptallaşırız, öyle değil mi? Merhaba uzak geçmişin basit, Allah ehlileşmemiş Allah. Vahşi hindileri. Size bir hediye getirdim. O hediye de benim. Adım Jack. Steve adlı bir zaman makinesiyle hindileri yılbaşı günü yemeği olmaktan kurtarmak için onca yol teptim. Yılbaşı günü yemeği nedir? Yılbaşı günü yemeği menüsünde hindi olan bir çeşit ziyafet. Menü nedir? Menü bir restorandaki yiyeceklerin listesi gibi bir şey işte. Restoran nedir? Bırak restoranı şimdi. Asıl önemli olan soru sormaktan vazgeçmeniz ve savaşmak için beni körü körüne takip etmeniz. Hayır. Biz savaşmayız. Adım Geniş Gaga. Sürünün lideriyim. Onun adı da Deri Gaga. En yaşlımız ve en güvendiğim akıl hocam. Well, sen uzun yol kat etmişsin. Sen ve sevimli karın. Hoş geldiniz. Karın çok güzel, yumuşacık ve kadınsı. Baba, Jack ve Reggie şeyden gelmişler. Gelecektin. Baba mı? Lütfen benimle yürüyün.
Jake, derin bir inançla konuşuyorsun. Kesinlikle. İstersen daha da derin konuşabilirim. Biz eskiden yer altında yaşamazdık. Ağaçların üzerinde yaşardık. Sonra göçmenler geldi. Ve bizi saklanmaya mecbur ettiler. Ama güvendeydik. Ve zamanla hapsolduğumuz yeri de yuvamız yaptık. Anladım efendim. Ama Yüce Hindi yapmam gerekeni bana söyledi. Biliyorum Yüce Hindi hayali bir arkadaş için kötü bir isim. Bu benim kaderim. Anlıyorum Jake. Gel de sana kaderimizi göstereyim. Dikkat et. Bizim geleceğimiz bu. Bizim kaderimiz onlarla bir. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Burada olduğun sürece kurallarımıza uyacaksın. Biz savaşmayız, savunuruz, koruruz ve hayatta kalırız. Anlıyorum. Aha bak Reci, yumurta. Al tut hadi. Wow, wow, wow. Ben pek bebek tutmasını beceren biri değilim. Çok kolay. Aşırı gelişmiş bir gelecek hindisi bile becerebilir. Ağzına biraz çiğnenmiş solucan kusmanı istiyor. Hangi kız istemez ki? Aa, hem hoş hem de iğrenç. Beni sevdi galiba. Evet, öyle görünüyor. Az kalsın düşecektin. Hey, sen gıdıklanır mısın? Gıdıklanır mısın sen? Gelecekten gelen iyi geceler. İyi geceler. Rüyalarımın kızı Jenny. Ne oldu? Ne var? Solucan mı istiyorsun? Ama vermeyeceğim çünkü çok iğrenç. Anne. Ah, midem ağrıyor. Benim de. Buraya kadarmış dostum. Bitti. Finito. Tabii bir kurtuluş yolu bulamazsak. Bir şey mi buldun? Evet Furry. Bir gün senin o koca kafanın işe yarayacağını biliyordum. Furry, bu uçan bir at. İki kuş ve bir avuç tahıl. Ben hayatımda böyle bir ziyafet görmedim. He, yüzbaşı Spendish'in cesaretini kaybettiğini düşünüyorum. Kim ne düşünüyor? Hiçbir şey yüzbaşı. Sizin probleminiz hindilerin. Nerede olduklarını düşünüyor olmanız. Nerede olmadıkları değil. Burası geçen sefer ikisini yakaladığımız yer. Bizi bir şeyden uzağa çekmeye çalışıyorlar. Korudukları bir şeyden. Yani bunu bilerek mi yapıyorlar? Sanki akıllıymış gibi. Şimdiye kadar yürüyen, sürünen ya da uçan her şeyi avladım. Ve her seferinde elim dolu döndüm. Ama bu kuşlar bir şeyler peşinde. Biz de yarın bu taraftan başlayacağız ve her bir hindiyi yakalayana kadar da durmayacağız. Aa, en sevdiğim haritam. Günaydın hindiler. İşte günün görevlileri. Deli. Deni. Deni. Ekibini al ve avcıları doğuya yönlendir. Batıya. Batıya yönlendir. Anlaşıldı kardeşim. Tepsi. Nancy. Nancy, sen de aynı şeyi kuzeyde yap. Güneyde. Yani güneyde, evet. Kasti. Justy. Oğlunun adı. Doğru. Justy, sen de gidip şu sihirli kozalaklardan bir tane daha bul. Cis cis cis. Miyav, miyav, miyav. Millete bir tavukla mı evlenmeliydin? Jenny, sen avcıların tuzaklarını boz. Reggie'yi de al. Yaşasın! Bunu yüksek sesle mi söyledim? Koruyucu kaleyi gözetle. Bakalım ne planlıyorlar. Jake'i de al.
Gidin ve buraya sağ salim dönün. İşte bugünün görevlileri. Sadece ayak uydurmaya çalış, bizi öldürtme. Asıl sen bana ayak uydurmaya çalış, Akemi. Bu yöntem çok sıra dışı ama bir o kadar da etkili. Bu, oyunu iki kişi oynar. Aşağı önce ben vardım. Gördük. Maymun mu oynuyor burada? Uzaklara bakın. Her zaman onun bir adım önündeyiz. İçim rahatladı şimdi. Eğer bir adım gerisinde kalırsak... Ya şimdi tırsmaya başladım. Biz babamın kurallarına uyarız. O sürüyü güvende tutar. Kuralları severim. Hatta kurallara uymak konusunda kurallarım bile var. Benim de. Hadi canım, öp beni. Ne dedin sen? Dedim ki kurallarımız örtüştü. Duydum ama neyse. Tuzaklar hazır efendim. Tuzakları bozmaya hazır mısın? Ben bunun için doğmuşum. Gidiyorum. Pekala. Reci! Bu inanılmazdı. Sağ ol canım ama biraz dinlenmem lazım. Evet, bana gelecekten söz et. Her küçük ayrıntıyı anlat ama bunu hızlı yap. Sahi mi? Harbiden geleceği bilmek mi istiyorsun? Gizlilik mi oldu? Ben daha gizliyim. Hayır değiliz. Temel reis dalışı. Naziksin orman yaratığı. Bir şeyler kaptınız mı? Hep gelecekte canlılar arasında bir uyum olacağını düşünmüşümdür. Ama pizza ve televizyon kulağa hoş gelir. En güzel program Mundo del Amor. İspanyolca aşk dünyası demek. Reggie. Köpekler. Evet anladım. Hadi, hadi köpek olalım. Sen bir kaniş ol, ben de bir kurt olayım. Köpekler. Köpekler mi? Bir tuhaflık var. Bu kadar kuzeyde olmazlardı. Dur, nerede olduğumuzu biliyorum. Hadi gel. Reci, oradan gidersek onları sürüye yönlendirmiş oluruz. Steve. Dur. Bu da ne? Reggie. Yalvarma, umurumuzla ölelim. Ölmeyeceğiz. Bakalım neredeler.
Steve, uç! Bu bir büyü. Galiba kusacağım ve bu hiç iyi olmayacak. Bence güvenli bir mesafedeyiz. Ne? Neredeyiz biz? Bu da nedir? Dünyamız. Dünyamız mı? Yaşadığımız yer işte. Hadi ver elini, güven bana. Vay canına. Çok güzel. Gerçekten de öyle. Hep daha fazlasını hayal etmişimdir. Ama bu kadarını değil. Sen sahiden gelecekten gelmişsin. Bana inanmamış mıydın? Tabii ki inanmamıştım. Senin deli ve muhtemelen tehlikeli olduğunu düşündüm. Bir de Şirin. Söylesene, zamanda yolculuk etmek korkunç mu? Yok canım. Benim gibi Hindi'yi korkutmak öyle kolay değildir. Keşke bunu sen de görebilseydin. Görebilir. Zaman yolculuğunun geri sarımı başladı. Sanırım Steve küçük bir arıza yaşıyor. Burada Reggie annesi için ağlıyor. Çok sevindim. Çok garip. Bu Hindi neden böyle davranmış acaba? Evet, sanırım artık güvendeyiz. Hadi artık yola çıkalım değil mi? Nasıl isterseniz. Tiz çığlık atabileceğini düşünmezsin. Ama o da şey, yani nasıl desem, bir yetenek. Hoşçakal Steve. Gördüğüm en iyi zaman makinesisin. Güle güle Jenny. Hey Reggie. Kendimi tamamen şarj ettim ve seni yuvana götürmeye hazırım. Ciddi misin? Gidebiliyor muyuz? Hadi Reggie, gidiyoruz. Evet, yani burada işimizi yarım bırakıp gitmeyelim değil mi? Yani ayıp olur. Neyse kankicim, ben döneceğim sana. Eğilsene. Sen eğil. Masayı yılbaşı hindisi için hazırlıyorlar. Avcılar dönüyor. O binanın içindekileri bir görebilseydik iyi olurdu. Orası silah deposu. Patlayan çubuklarını ve tozlarını orada tutuyorlar. Silahları olmasa güçlerini kaybeder ve korkarlar. Bu ziyafeti çabucak babama rapor etmeliyiz. Jake! Bu inanılmaz. Düşünmeden edemiyorum. Benim de düşünmeden edemediğim gibi. Yani farazi olarak. Bir dakika, bu kelimenin anlamını biliyor musun? Hayır, ama bu kelimenin anlamını bildiğim bir senaryo düşünebilirim. İstersen ben açıklayabilirim. Ne yaptığımı anladın tabii mı? Tabii ki. Tamam, yani diyelim ki şey... Şimdi eğer birisi... Öylesine birisi mi? Yani yeterince çekici ve zeki birisi seni geleceğe götürmeyi teklif etse kabul eder miydin? Geleceği görmeyi çok isterim. Ama benim yerim burası. Koruyucunun ve babamın yanı. Sürüden ayrılamam. Hem de avcılar peşimizdeyken. Avcılar tehlike oluşturmasaydı ya da herkes yine güvende ve mutlu olsaydı. Bu harika olurdu. Tıpkı bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Reggie? Al! Ne yapıyorsun? Yarın yılbaşı. Kaleye bu gece saldırmalıyız. Ben hiçbir şeye saldırmayacağım. Yüce Hindi bunu birlikte yapmamız gerektiğini söyledi. Hadi ama, Yüce Hindi'ymiş. Saçmalama. O sadece kafandaki bir ses. Bunu söylemeye nasıl cüret edersin? Kafamın içinde hiçbir şey yok. Yüce Hindi gerçek. Onu kendi gözlerimle gördüm.
Sen o ismi söyledikçe kulağa daha salakça geliyor. Yani... Yüce Hindi. Benim tanıdığım en yüce Hindi. Ve sen asla yüce olan yüce Hindi kadar yüce olamayacaksın. Anladın mı? Anladık ya. Özür dilerim Yüce. Ben senin gibi kocaman bir çiftlikte büyümedim. Ben soğuk ve çıplak bir fabrikada büyüdüm. Doğduğumuz andan itibaren bizi ilaçlarla şişmanlattılar. Ben hariç. Annem beni insanlardan sakladı. Zamanı geldi mi? Evet tatlım. Artık bu yumurtalar bizim geleceğimiz. Jack, bunları al ve koşmaya başla. Ta ki yeni bir sürü kuracak, güvenli bir yer bulana kadar. Anneciğim, korkuyorum. Biliyorum hayatım. Ama şu anda cesur olmana ihtiyacımız var. Hadi Jack. Al bakalım, dikkatli ol. Sana inanıyoruz. Başaramadım. Ailemi ve sürümü hayal kırıklığına uğrattım. Ben de tek başıma bir daha hiç kimseyi üzemeyeceğim bir yere gitmeye karar verdim. Sonra o geldi. Yüce indi. Dinle beni küçük Cenk. Bana kaderimden bahsetti. Bana kutsal zaman tokmağını verdi ve şöyle dedi. Unutmamam gereken tek şey... Asla vazgeçmemek. Yoluna ne engel çıkarsa çıksın. Jack, senin adına üzüldüm. Ailenden ayrılmak zorunda kalman çok zor olmalı. Ama silahlı insanlarla dolu bir kaleye saldırmak çok korkunç bir fikir. Benim bir planım var. Avcıların silahlarını nerede tuttuklarını biliyorum. Silahları yok edersek ziyafeti durdururuz. Böylece avcılar tehlike oluşturmaz ve süre güvende olur. Aynen öyle. Ve Jenny'nin rüyası gerçek olur. Ne? Yok bir şey. Ben varım. Peki içeri nasıl gireceğiz? Sana kolay kısmı düşüyor. Hadi ya, uyumuşum. Formda olan bazıların ve popo kaslarımla seni duvarın üstünden fırlatacağım. Uç! Aa! Açımı tekrar ayarlamalıyım. Hayır, hiçbir şey ayarlamıyorsun. Acayip bir fikrim var. Şimdi çarpışma noktasını iyi hesaplayabilirsek güvenli bir şekilde... Kıymık battı. En küçükleri acıtırız zaten. Hayır, hayır. Seni gören oldu mu? Jack! Bir dakika, bu harika. Jack! İnanılmaz. Şu kırmızı noktayı bir türlü yakalayamıyoruz. Bu egzersizi mutlaka denemelisin. Keşke daha yakından görebileceğimiz bir şey olsaydı. Yok deve. %38 daha fazla büyütüyor öğrendiğin küçük bir denizci iğnesi. Pekala, barut fıçılarını silah kulübesine taşıyacağım.
Sen de fıçıları arabaya götüreceksin. Sonra da bu yeri gökyüzüne uçuracağız. Silah yoksa tabii ki yılbaşı indisi de yok. Hadi bakalım. Kısa pantolon giymek istemiyorum. Psst. Uzayın dizi. Adam gözleri açık uyuyor. O çok ürkütücü. Ha? Barut boynuzu. Büyük babacık, yine o boynuzlu hikayeyi anlatsana. O eski hikayeyi mi? Kendisi sonunda çıldırdı. Aptal şeyler sizi. O ne Jake? Koruyucuya bir kanıt götürmemiz şarttı. Bu bir. Ne oluyor? Bu. Bu da iki. Başardık. Törlüyeceğim, soğukkanlılığını kaybetme. Belki bizi de geleceğe götürürler ve muhteşem bir macera yaşarız. Siz ne yaptınız? Uzay indisi yaptı. Söylesene Förley. Olale! Kaleye gitmişsiniz. Hayır, anlamıyorsunuz. Tüm silahları ve tuzakları yok ettik. Hatta avcının arabasını bile patlattık. Dinlesene. Bunu nasıl yaptı? Aslında bu Jake'in planıydı. Sağ ol dostum. Gerçeği söylediğinizi nereden bilelim? Sağ ol. Affedersiniz. Jenny, bir dakika. Çok heyecanlı. Oh, saldırıya uğradık. Alarmları çalıştırın. Küçük kız kapıyı sağlamlaştır. Ben de gidip yemekler güvende mi? Bir bakayım. Yüzbaşı Standish, Tanrı'ya şükür buradasınız. O mısırı yiyecek misin? Şimdi ne yapacağız peki? Lütfen kızıl derililer deme. Kızıl deriler değildi. Demek ki içimizde bir hain var, öyle değil. Hain değil, şu aptal hindilerdi. Dur. Yani bunu hindiler yaptı. O bildiğin kuşlardan değil. Onların büyülü güçleri var. Bir anda ortadan kaybolduklarını gördüm. Hatta ikisini uçarken gördüm. Bir yumurtanın içinde. Aklımda oynuyorlar. Beni çıldırtmaya çalışıyorlar. Başardıklarını söyleyebiliriz değil mi? Diyorsun. Değil mi? Ah!
bana yolu göster. Artık buradaki işiniz bittiğine göre geleceğe, evinize dönebilirsiniz. Aslında yapmam gereken bir şey daha var. Sana benimle gelmeyi teklif etmek. Bir dakika. Ciddi misin? Ciddiyim. Daha önce buraya ait olduğunu söylediğini biliyorum. Ama artık sürü güvende. Avcılar gitti. Reci. Ne olur evet de. Hayır. Hayır mı? Ya bir düşünseydin bari. Hayır hayır, şuna bak. Olamaz. Bu kadar ayrılmamak değilmiş. Hey! Ha, bu da ne? Onları üzerimize çektin Jake! Burada mıydınız? Yok, olamaz. Hadi bakalım çocuklar, ziyafet bizi bekler. Bunların hepsi senin suçun. Jake! Onun korkak olduğunu biliyorum. Boy! Herkes beni dinlesin. Hemen tahliye planını başlatıyoruz. Hadi hadi hadi. Ah, Justin. Cis. Geldik. Onları üstümüze çektiğimiz için özür dilerim Jenny. Şu an önemli olan bu değil. Hadi. Çabuk bu taraftan. Cis. Buraya gel küçük dostum. Hadi hepsini yakalayın. Gel buraya. Lan. Oh, buraya yakaladım sizi. Madem dışarı çıkmıyorsunuz, biz de yakarak çıkarırız. Gel git havuz arada. Tek çıkışımı sonrası. Reci, bebek odası. Geri dönmeliyiz. Hadi. Gel benimle. Hadi suya atlayın. Çabuk, acele edin. Jenny! Olamaz. Başka bir yol bulalım. Hiç, başka bir yol yok. Jake! Hadi acele edelim. Herkesi sahile topla. Peki baba. Koşun hadi koşun bu taraftan. Hadi acele edin. Yumurtaları güvenceye alın. Baba.
Git, git dedim. Sensiz gitme. Git. Baba. Her zaman yanında olacağım kızım. Kabuğunun yarısı babamdaydı. Ve diğer yarısı hangi çocuğundaysa şef o olacaktı. Ne? Ne? Seçimi bilgece. Baban sürüsünü çok severdi. Ve o her zaman bu sürünün bir parçası olacak. Biz yaşayalım diye kendi hayatını feda etti. Onu onurlandıracağız. Ama şu anda hayatta kalabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hepsi benim suçum. Evimizi yaktılar, ailemizi dağıttılar. Artık geriye tek bir seçeneğimiz kaldı. O da onlarla savaşmak. Dik duracağız ve savaşacağız. Burası bizim evimiz. Artık saklanmak yok. Kaleye saldıracağız. Ailemizi kurtarıp bu sürüyü yeniden bir bütün yapacağız. Kimler benimle? Savaşacağız. Savaşacağız. Tabii ki savaşacağız kardeşim. Günaydın Reggie. Neden suratın bir karış? Bunu bir fıkrada duymuştum. Eve gidelim Steve. Reggie bekle. Sürünün başı dertte. Evet. Ve neden biliyor musun? Bizim yüzümüzden. Kimseyi kurtaramayıp her şeyi berbat ettiğimiz için. Ama Reggie, Yüce Hindi demişti ki... Yüce Hindi diye bir şey yok. Görev mörev de yok. Hepsini sen kafandan uydurdun. Hepsi bir yalan. Ben artık gidiyorum. Tamam mı? Ortalığı daha da karıştırmadan gidiyorum. Aklın varsa sen de benimle gelirsin. Hayır, gelemem. Evet, aklın varsa demiştim zaten. Kime ne anlatıyorum ki ben kardeşim?
Ufaklık, bil bakalım kim geldi. Nereye kaybolduğumu. Yine yoruldum. Biliyor muydun? Görüşürüz Steve. Güle güle Reggie. Ne haber kanki? Dur, dur, korkma, dur. Kendine gel Reggie, bunun için vaktimiz yok. Dur. Şu anda 100 tane zaman yolculuğu kuralını ihlal ediyorumdur. Ve bu belki evreni yok edebilir. Ama başka seçeneğim yoktu. Sana önemli bir şey söylemek için gelecekten geldim. Neymiş o? Sen aptalsın. Yuh, ama bu biraz ağır oldu yani. Dahi falan olmayabilirim ama yani sen aptalsın. Çünkü istediğin her şey 1621 yılında. Jenny, Jake ve bir sürü arkadaş. Evet, hayatlarını mahvettiğim bir sürü arkadaş. Bensiz daha iyi durumdalar. Hayır! Ben daha uzak bir gelecekten Jenny ve onun sürüsünün kaleye saldıracağını sana söylemek için geldim Reggie. Ama sensiz hiç şansları yok. Yok, olamaz. Ne yapacağız peki? Bir plan yapmalıyız. Kesinlikle. Evet. Kutsal zaman tokma. Kutsal zaman tokma. Kutsal zaman tokma. Durun. Ne oldu? Bunun anlamını biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ne? Anlamı çok basit. O da şu. Hazır mısınız? Yüce Hindi'yi bulmamız gerektiği. Yüce Hindi iddiaya girerim ki bunun açtığı kapının arkasında. Aa, hadi ama. Anlamadın mı? Yüce Hindi sensin. Yüce Hindi ben miyim? Sen Yüce Hindi'sin. Demek ki Jake en başından beri doğruyu söylüyordu. Vay be, amma aptalmışım ya. Demiştim demekten nefret ederim ama demiştim. Bir saniye, ben aptalsam sen de aptalsın. Durun durun çocuklar. Teknik olarak hepimiz Reggie'yiz ve hepimiz aptalız. Ama aynı zamanda da... Yüce Hindi'yiz! Kankiler, şu an mutluluktan beynim patlayabilir. Benim de. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu takdir ettiğimizden emin olmak için gelecekten geldim. Muhteşem! 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 Evet, kesinlikle muhteşem. Şimdi zamanda geri gitmen ve küçük JK kaderinden söz edip arkadaşlarını kurtarman gereken zaman. Doğru. Artık gitmem gerek. Hadi Steve. Gidelim artık. Burada ve burada pozisyon alacağız. Silahları yok edildiğine göre savaşma şansımız var demektir. Eğer hepimiz... Sen... için geldim. On veya yüzün değil. Hepsini kurtarman gerek. Hepsini mi? Öncelikle Camp David'e gitmelisin. Ve affedilen Hindi'yi bulmalısın. Yüce affedilen Hindi'yi. Yüce affedilen Hindi. Tabii her zaman yüce değildi. Büyüdükçe daha da yüce olacak. Yolculuğun için buna ihtiyacın var. Ha, neye? Buna. Kutsal zaman tokmağına. Dikkat et, çok güçlüdür. Seni koruyacak ve zarar görmeni engelleyecektir. Ama unutmaman gereken en önemli şey... Asla vazgeçmemek. Asla. Yoluna hangi engel çıkarsa çıksın.
var bu kuşlar, sinirli olmak. Topları getirin. Topları mı? Kendiler için mi? Topları getirin ve şuraya gidin! Hazır! Hayır! Ateş! Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Dev bir yumurta. Lezzetli görünüyor. Ey eskinin insanları. Karşınızda Yüce Hindi. Yüce Hindi diye bir şey yoktu. Baştan beri hep Reggie'ydi. Benim en iyi arkadaşım. Hepinizi kutsuyor. Onu onurlandırın. Ne olmak bu? Gelmek atalarımızdan bir işaret. Olmak çok lezzetli. Bunu yapmak var her zaman. Vay be, burası benim ücretsiz teslim bölgemin epey dışında. Mantarlıyı da deneyin. Onlar da lezzetlidir. Kurtulduk. Evet. Başardım Reggie. Hayatımızı kurtardın. Gerçekten de başardım. Yaşasın. Ben de seni kurtarmıştım. Doğal olarak herkesi ben kurtardım. Yani yaşasın ben. Çok lezzetliymiş değil mi Jasper? Miyav, 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 miyav. Ha. Canan Şişko. Merhaba Canan. Merhaba. Sen beyaz adam. Küçük kuru balıklarınla pizzamı mahvetmek. Tadı olmak kirli çorap gibi. Ama karımın yemeklerinden güzel olmak. Hey şuna bakın. Adamım adama. Teşekkür ederim Yüce Hindi. Dostlarım, huzurunuzda bu hindiye şükranlarımı sunuyorum. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. O da şu yılbaşı günü yemeği. Nasıl, beğendin mi? Herkese benden yılbaşı günü yemeği. Artık menüde olmadığıma göre bayramların ne anlamı? Paylaşma. Ve bir araya gelme zamanı.
değer verdiklerinizde ve size değer verenlerle birlikte olmak zamanı. Yalnız olmak istediğimi sanmıştım. Yalnız kurt. Aslında yalnız kalan kurt olduğumu sonradan fark ettim. Sadece nereye ait olduğumu bulmam gerekiyor. Böyle kalmak istemediğine emin misin Cihan? Aksiyon nerede? Ben oradayım. O zaman desene bu bir veda. Hayır Reci. Vedalar aslında kavuşmalar. Kavuşmalar vedaları sonlandırır. Yani son yoksa vedadır. Çok güzel. Bir de çözebilsen. Geçmişin vahşi ehlileşmemiş hindileri. Siz de unutmayacağım. Nereye gitmek istersin Jake? Bize nerede ihtiyaç varsa o. Nerede ihtiyaç var? Burası Hindi cenneti mi? Vay canım. Bir balık burcu için çok hızlar gidiyor. Artık o her ne demek. Görüşürüz gençler. Jake ne oldu? Dönmek 2 saniye sürdü. Bu zaman da size öyle. Hiç şey duydun mu? Tavdek diye bir tür.